ilaçlarla ilgili dönemsel problemler yaşıyorduk eskiden. Şimdi biraz daha problemler kalıcı hale gelmeye başladı. Bu da bizde ciddi endişeler uyandırıyor. Özellikle piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili sayımız bir türlü %20'lerin altına düşmüyor. Zaman zaman 25-30'lara kadar çıktığını görüyoruz. Ya da %20'lere kadar düştüğünü görüyoruz ama %20'nin altına bir türlü düşmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu geri kalan %80 ilaçla ilgili de sürekli bir bulunma hali söz konusu değil. Yani dönemsel bazen bulunuyor. İşte biz o arada bir şekilde hastalarımızı ilaçsız bırakmamaya çalışıyoruz ama sonrasında tekrar ara ara yoka girebiliyor ilaçların birçoğu. Tabii bunun birçok sebebi olabilir ama ana sorun kaynaklarından birinin ilaç fiyatları ile ilgili belirlenen sabit kurdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü reel kur 25'lerin üzerinde, euro için konuşuyoruz, 25'lerin üzerinde ama sabit kur 10.75 TL. Şimdi bu kadar iki katını geçen bir fark var ortada. Çok ciddi bir fark oluştu ve bu farka bağlı olarak da biz artık ilaçlarla ilgili problemin daha derinleştiğini, daha kronikleştiğini görüyoruz. Yani dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu sektörlerden biri ilaç sektörü. İlaç endüstrisi dışa bağımlılığı en yüksek olan sektörlerden biri ve buna bağlı olarak da kurdaki hareketlilik ilk aşamada bizi etkiliyor. Yani biz o televizyonda sürekli işte kurun 50 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş arttığını böyle gerçekten çok üzülerek izliyoruz. Çünkü sabahına bize yansıyacağını biliyoruz bu işin. İlaç yoklarıyla birlikte yansıyor, fiyatlardaki problemlerle birlikte yansıyor. Tabii bunun ikinci bir ayağı hiç şüphesiz ki hastalara yansıyan ayağı. Yani ilacı bulamamak hastaya yansıyor. Hastalar ilaca ulaşmakta problem yaşamaya başladı ve bu problemi uzun süredir yaşıyorlardı. Şu anda belli gruplarda, ilaçlarda sorun daha da derinleşmeye başladı. Yani mesela çocuk şuruplarının bazıları yok. Sinir hastalıklarıyla ilgili, yani nörolojik hastalıklarla ilgili kullanılan bir takım ilaçlar yok. Bunlar çok kritik ilaçlar. Yani mesela bazı nöbet ilaçları diye tarif edebilirim. Bunun yanında özellikle yurt dışından gelmesini beklediğimiz, Türkiye'de hiçbir şekilde bulunmayan Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Türk Eczacıları Birliği tarafından getirilen ithal ilaçlar var. İthal ilaç uygulamamız var. Bu iki kurum ilaçları yurt dışından getirip hastaya ulaştırıyor. Bu ilaçlar da yok. Bu ilaçların da yaklaşık %70'i, %80'i ile ilgili tedarik problemi var. Şimdi hastaların bu kadar ilaca ulaşamadığı bir noktada artık sağlık hakkına ulaşımla ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı bizde de. Bu anlamda hastanın ilaca ulaşamama ile ilgili bir problemi var. Ulaştığı ilaçla ilgili bu sefer de ödeme problemi çıkmaya başladı. Biz daha önce de bu yönde açıklama yapmıştık. Hastaların Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin de ilaçlarla ilgili ödediği kalem sayısı çok fazla. Fiyat farkları var. İşte referans fiyat uygulaması diye bir uygulamamız var bizim. Referans ülke uygulamamız var. Yani ilaçların fiyatları belirlenirken birçok parametre göz önüne alınıyor. Ama tabii bu kadar parametre göz önüne alınırken sanki biraz fazla fiyat odaklı bir şeye dönüşüyor artık. Bizim burada biraz daha bu işin ekonomisiyle ilgili elbette tedbir alacağız ama ilacın ulaşılabilir olması da ilacın ekonomik olması kadar önemlidir. Ulaşılabilir olmayan ya da işte kalitesi şüpheli olan ilaçla ilgili elbette hepimizde endişe doğuyor. Hani hasta ilaca ulaşamadıktan sonra ilacı çok ucuz fiyata yapmanız bir şey değiştirmiyor. Hasta ilaca ulaşamıyor. Bizim endişelerimizden biri bu noktada.